Vegan dediğiniz şey işte hayvani ürünleri tüketmeme şeyi, tercihi. Tercihlere saygımız var. Fakat bir de vegancılık var. Vegancılık şöyle bir şey. Asla hayvani ürün tüketmeyeceksin, bu politik bir hale geliyor. Tabii. Şimdi Malatya mutfağına baktığımızda 150-200 tane farklı yemek sayabiliriz. Bunların 30-40 tanesi zaten etsizdir ve hayvani ürün de yoktur içinde. Yani tercihiniz o yöndeyse zaten biz 1000 yıldır onu yapıyoruz. Yapıyoruz. İsterseniz onu da alabilirsiniz. Neden diğer insanlara efendim et yemeyin diyorsunuz? Şimdi o şunun için, insan üstüne geçmek istiyorlar. Transhumanizm. Çok Siz de güzel. yazıyorsunuz kitaplarınızda. Yani insanı yaratılışından gelen, kendi varlığından gelen bütün ontolojik sıfatlarından soyutlayalım, kimliğinden soyutlayalım. Bunun içine cinsiyet de var. Yani kadın erkek demeyelim, artık cinsiyet her an seçilebilir ve değiştirilebilir bir şey olsun. Aynı şekilde örneğin insanın beslenme biçimini, yaşama biçimini de değiştirelim. Bir tane hap alarak belki hayatını Tabii. geçirsin. Mesela bugün psikiyatri klinikleri dolup taşıyor anoreksiya denen Aha, hastalarla. anoreksi. Anoreksiya hastalığı şudur. Yani izleyenlerimiz bilmiyor olabilirler. Bir tıbbi terim. Sürekli zayıf kalmak için, daha çok kadınlarda görülüyor, genç hanımlarda görülüyor. Efendim yediğini af buyuru çıkarıyor, kusuyor ve artık öyle bir noktaya geliyor ki bedensel anlamda beden ölme noktasına geliyor. Tabii. Ve bu bir tedavi. Sıfır beden falan değil, sıfırın altı bedene dönüşüyor yani. Bunun sebebi de şu, bu pazarlanıyor, bu Gördün reklamı mü? yapılıyor. Çünkü bu şekilde böyle olursanız bu kıyafetleri giyebilirsiniz. Efendim Instagram'da bu şekilde görünürsünüz, sosyal medyada böyle görünürsünüz. Bu özellikle toplumun zayıf kesimlerinden başlayarak, zayıftan kastım şu, efendim daha cahil olan, daha az eğitimli olan ya da efendim ergenler, yani belirli şey kendini koruyacak şuura sahip olmayan insanlar da yaygınlaşıyor ve onları da gerçekten ölümün eşiğine götürüyor, bazıları da ölüyor. Evet. Şimdi bunlar hep insanı kimliğinden soyutlama, normal olan kimliğinden soyutlama çabasının sonucu. Çünkü emperyalizm insan değil, bir tür, tırnak içinde söylüyorum, suni tavuk istiyor. İstediği gibi programlayacak, istediği yere salacak. Siz bunun kitaplarını yazdınız. Konuşuyoruz. İşte bu konuda artık Batılılar da itiraz ediyorlar, itiraz geliştiriyorlar. Bu söylediğiniz konu da, yani bu vegancılık dediğim şey de bunun bir parçası. Yani insanlıktan çıkmış bir insan elde edelim. Bu arada tabii bunun önündeki engel milli devletlerdir. Geçen programda Hasan Bey söylemişti. En önemli engel milli Neyse. sınırlar, milli devlettir. Milli devlet nasıl çökertilir? Ya terör sadece silah değildir. Mesela siz Türkiye'nin tavukçuluk sektörünü çökertiyorsanız bu da bu ülkeye yönelik bir komplodur. Aynen O öyle. da bir terördür. Bir bakarsınız işte bilmem ne gribi geldi der. Aa, bütün 3-5 fabrikanız, tesisiniz kapalır. Koskoca ilçeler batma noktasına geldi Türkiye'de. O dönemi hatırlayın. Tabii. Bunları şunun için Sonra anlatıyorum. Başladı. Kırım Kene Kongo hikaye, kanı Kırım falan. Kongo ateşi baş. Bunlar yoktur demiyorum tabii. Böyle anlaşılmasın lütfen. Yani biz tıp insanı değiliz. Veteriner de değiliz. Bunları test edecek kişiler de biz değiliz. Ama şunu görmek zorundayız. Dünyada hiçbir hareket, hiçbir olgu siyasi bağlamın dışında gerçekleşmiyor. Yani şu yediğimiz, içtiğimiz, önümüze gelen su bile aslında dünya siyasetine bir yerden dokunuyor. Onun için çok uyanık olmamız gerekiyor. En küçük yerel noktadan en ileriye kadar. Sizin son bağladığınız kısma geleyim. İşte üniversiteler ne yapıyorlar? Şimdi Türkiye'nin birkaç haftadır konuşuyoruz. Ya kendilerini konuşturtuyorlar. Biz özellikle konuşmuyoruz ama en güzide, en seçkin dediğimiz üniversitesi sürekli olarak bir şeye kafayı takmış. İşte efendim bu rektör niye buraya geldi? Bir tane adama kafayı takmışlar. Rektör bey af buyursun. Yani adam diyorum ama bir isim olarak, Ay, anladım, terim canım, olarak sıkıntı yok. kullanıyorum. Yani bir adama kafayı takmışlar. Sabah onunla yatıyorlar, akşam Akşam onunla onu kalkıyor. kalkıyorlar. Koskoca profesörler bu yaptıkları faaliyeti şu, her gün saat 12'de 12.30'da efendim bahçede toplanıyoruz. Affedersiniz ardımızı şeye dönüyoruz, rektöre dönüyoruz. Şimdi şöyle diyeceğim, bakın tek kurşunluk iştir bu. Çünkü insanın bir tane ardı vardır. Özür dilerim yani kelimeyi başka türlü kullanamıyorum. Bir tane ardı vardır. Onu bir yere döndürürüz mü Tek biter. Atımlık diyelim buna. Tek atım. Ha, başka bir tek mana atımlık. çıkaralım. Tek atımlık. Yani arkanızı bir yere döndürürüz ve bitti. Şimdi siz üniversitede bulunmanızın sebebi sizin beyninizle çalışmanız. Bravo. Beyniniz için para veriyor bu devlet size. Sizin ardınız için para vermiyor. Bravo. Ardınızla iş yapın diye para vermiyor. Bunun bir sınırı olur ya. Bir protesto edersin, iki edersin. Sıralamaları Mustafa Bey geçen programda söyledi. Türkiye'nin en kaymak tabakasını alıyorsun, öğütüyorsun, %1'i alıyorsun, %30'a bile giremiyorsun öbür tarafa. Onun için
sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Gerçek sorunlarımıza odaklanmamız lazım. Gerçek sorunlarımız da aslında biraz böyle şey gibi geliyor. Karman çorman gibi. Aslında çok basit yani. Ülkenin milli sınırlarını korumak ve vaziyetimizi şey yapmak, muhafaza etmek. Çok büyük yapacağımız bir şey de yok. Olduğumuz gibi davranalım yeter. Yani bildiğimizden şaşmasak bile bir yere varacağız aslında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.